Merhaba. Madalyonun bilinen yüzüne hoş geldiniz. Ben Cüneyt. Bu hafta iç açıcı bir konu üzerinde konuşmak istedim. İdamlar, vampirler, cadılar falan derken içimiz karardı. Daha önce bahsettiğim gibi seyyahlarla ilgili podcastlerde yapacağımı söylemiştim. Canımız Evliya Çelebi'miz olsun, Marco Polo olsun, İbn-i Battuta gibi büyük seyyahlar olsun. Hepsini yeri gelir konuşuruz ama modern dünya gezginlerinden, dünyanın çevresini dolaşan ilk Türk denizci Sadun Bora'yı konuşalım istedim biraz. Sadun Bora'ya duyduğum hayranlık çok başka bir boyutta. Onun kendini keşfi ve maceraları, yıllarca süren dünya turları bana inanılmaz ilham vermiştir hep. Üstelik bir sürü maddi imkansızlık içinde konfordan uzak yaptığı turlar bunlar. GPS yok, navigasyon yok, otomatik pilot sistemi yok, internet yok, uydu yok, cep telefonu yok. Günümüz teknolojilerinin hiçbiri olmaksızın yaptı bu turları Sadun Bora. Neredeyse bütün kitaplarını, hakkında çıkan çok sayıdaki gazete haberlerini, röportajlarını okuduğum, kendimi idol aldığım insanlardan biri. Belki bir gün ben de onun izinden dünyayı kendi yelkenimle dolaşırım. Anlatmaya başlamadan önce evde beslediğim iki tane tarantulam var. Birinin ismi Sadun, diğerinin de Bora. Bunu da atlamadan söylemek istedim ve evet, evde tarantula besliyorum. Daha değişik hayvan dostlarım da var, yeri geldikçe onları da konuşuruz. Evet, kimdir Sadun Bora ve neden önemlidir? 1928 yılında İstanbul'da doğdu. Çocukluk ve gençlik yılları Caddebostan ve Marmara kıyılarında geçti. Denizcilik hayatına önce basit bir sandalla başladı. İlk olarak 6 arkadaş para birleştirerek bir sandal alıp denize açıldılar. Ama fazla dayanamadı ve kısa zamanda parçalandı bu sandal. Hatta annesinin anlattığına göre Yeşilköy'den Caddebostan'a dönerlerken yolda bir fırtınaya tutuluyorlar. Ve o günden sonra Sadun Bora'nın deniz sevgisi büyük bir tutkuya dönüşüyor. Tabii her anne gibi hiç sıcak bakmıyor bu işlere. Birçok insanı tövbe ettirecek bir fırtına Sadun Bora'yı tutkuyla kendine bağlıyor. Harika bir şey bu. Yıldırımlar, fırtınalar ve yağmurları deli gibi seven birisi olarak Sadun Bora'yı o kadar iyi anlıyorum ki. Liseyi geçtiği yıllarda da ilk yelkenli teknesinin sahibi oldu. Adını Dilnişin koydu. Küçük ve kısa mesafeli turlar için kullanabileceği bir yelkenliydi bu. Bir müddet bu yelkenliyle İstanbul civarlarında yaptığı turlarla ilk tecrübelerini geliştirdi. 1948'de Galatasaray Lisesi'ni bitirdikten sonra ilerleyen yıllarda tekstil mühendisliği eğitimi almak için Manchester'a gitti. Galatasaray Lisesi de ne liseymiş ama. Ne başarılı insanlar gelmiş geçmiş sıralarından. Denizcilik hep tutkulu bir hobi olarak aklının bir köşesindeydi. Manchester'da geçirdiği günlerde de Yachting isimli bir dergiye abone olmuştu. Her boşta kaldığı vakitte her tutkulu hobici gibi kendini geliştiriyordu. 1952 yılının Ocak sayısında Manchester'dan Yeni Zelanda'ya gidecek olan bir yelkenli için mürettebat ilanına rastladı. 200 kişinin başvurusu içerisinden sıyrılarak 3 kişi seçildi. Teknenin sahibiyle toplamda 4 kişilik bir ekip olarak yola çıkmaya karar vermişlerdi ama diğer 2 kişi daha sonra vazgeçti. Hiç okyanus tecrübesi olmayan Sadun Bora da tekne sahibine "Biz bu işi 2 kişi de yaparız." dedi ve Link isimli tekneyle "Vira Bismillah" diyerek demir aldılar. Bu tekne isimlerini özellikle söylüyorum çünkü denizciler için tekne çok özel bir şey. Yani kamyon, karavan, araba, motor gibi değil. Kendi kimliği, karakteri olduğu düşünülen bir varlık adeta. Hatta eski denizciler daha da ileri giderek teknelerin ruhları olduğunu bile söyler. Evet, Sadun Bora bu Manchester'dan yola çıktıkları Atlantik seyahati sırasında okyanus tecrübesini ediniyor. Yükselen dalgalar, Marmara'ya hiç benzemeyen rüzgarlar, okyanus ortasında medeniyetten uzakta, yolculuk esnasında ortaya çıkan irili ufaklı aksilikler gibi pek çok şeyi deneyimliyor. İşte gerekli olan cesarete kavuşabilmesi için tam da böyle bir tecrübeye ihtiyacı vardı. Yalnız yolculuklarını Barbados'a kadar yapıyorlar. Tekne sahibi daha fazla gitmek istemiyor. 7-8 ay süren bir tekne macerasından sonra Barbados'tan İstanbul'a uçarken altından akıp giden Atlantik Okyanusu'na küçük uçak camından bakarak şöyle diyor. Bir gün bu sulara gönderinde kendi ay yıldızlı bayrağım dalgalanan bir kotrayla geleceğim. Ve böylece İstanbul'a dönüyor. Sadun Bora ailesi de dahil olmak üzere kimseye yaptığı bu seyahattan bahsetmiyor. Herkes İstanbul'a döndüğünde öğreniyor. Tutkusu için attığı ne büyük bir adım. Çok ilham verici bir karakter. Daha sonraları Hürriyet gazetesinin genel yayın yönetmeni, eski bir uzak yol kaptanı olan Necati Zincirkıran ile tanıştırılır. Sadun Bora'yı bir gün odasına çağırır ve o muhteşem projenin fitili ateşlenir. Necati Zincirkıran Sadun Bora'ya, "Bir dünya turuna çık, her gün yayınlayalım, böylece seyahati de finanse etmiş olursun hem."
der ve anlaşırlar. Sadun Bora hiç vakit kaybetmeden teknenin yapımına başlar. Meşhur teknemiz Kısmet'in hikayesi de böylece başlar. O dönemin en meşhur tekne ustası Ahtar Başpınar Usta ile işe başlanır. Ahtar Usta şöyle diyor. Her türlü teferruatı Sadun kendisi monte etti. Teknede 4 parça yelken vardır. Her birinin Sadun kendisi dikmiştir. Teknede çam, meşe ve mavun kullandık. Çivileri bile seçmedir. Tekneyi tezgaha koyduğumuz zaman İstanbul'un en iyi ustalarını da başına koyduk. En ufak bir çivinin oturtulmasını bile defalarca kontrol ettik diye Kısmet'in ne kadar iyi ellerden çıktığını böyle anlatır. Kısmet'in planlarını Sadun Boro, Norveç'te sık sık kullanılan bir tarza göre yaptı. Bu planlar Amerikalı John ve William Etkin kardeşlere aitti. 10,5 metre boyunda, 3,30 genişliğinde, çift direkli 9 tonluk koç gibi bir kotra diye yazar Sadun Boro Kısmet için. Teknenin inşası süresince Sadun Boro elinde ne var ne yoksa satar ama yine de parası yetmez. Bunun üzerine Mersin Tarsus'ta daha yüksek maaşlı bir iş bulur. Tarsus'a gider ve bir tekstil fabrikasında çalışır. Hatta Kısmet'in yelkenlerini çalıştığı bu fabrikada bizzat üretir. Bu Tarsus macerası ona hayatının aşkı ile tanışma fırsatı da tanımıştır. Kısmet'in yelkenlerinin tüm dikişlerini tek tek elinden geçirecek olan Oda ile tanışır. Tam adı Odea Olga Berta Piç'tir. Oda'nın hakim olan babası 2. Dünya Savaşı'nda Ruslara esir düşer ve kendisinden bir daha haber alınamaz. Annesi de çocuklarını alıp Almanya'dan kaçıp Tarsus'a yerleşir ve bir gün gelip de Sadun Boro ile tanışıp dünyayı dolaşma hayallerini paylaşmaya karar verir. Beraber İstanbul'a dönüp evlenirler. Nikahtan sonra espri olsun diye kalemi kıran Sadun Boro'ya savcılık evlilik kurumunu rencide etmekten soruşturma açar. Böyle de ruh hastası yıllardan geçiyordur memleket. Neyse. Kısmet'in inşasında Ahtar Usta, Sadun ve Oda teknenin her bir ayrıntısı ile geceli gündüzlü uğraşarak tekneyi bir yılda tamamlarlar. Kısmet'i Caddebostan'da yapıldığı atölyenin duvarını yıkarak dışarıya çıkartabilirler. 1965'in Haziran'ında suya indirirler. Kısmet'in kaderi o zamandan belirlenmiş. Karşısına çıkan ilk engel olan atölye duvarları bile yıkılmıştır ve Kısmet artık Marmara sularındadır. Kısmet yapıldıktan sonra bir sezon deneyelim, bir bakalım çocukluk hastalıkları nelerdir falan demeye fırsat olmadan bir sürü de eksiğiyle artık suya inmiştir. 22 Ağustos 1965 sabahı 10-15 kişilik bir eş dost uğurlaması ile yola çıkarlar. Dönüşlerinde tüm İstanbul'da yüz binlerce kişinin karşılayacağı ve yer yerinden oynayacağından habersiz vire bismillah diyerek demir alırlar. 3 yıla yakın sürecek olan ilk dünya turları böylece başlar. Tekne güvenlik ve sağlamlık anlamında kusursuz üretilmiş olmasının yanında konfor sağlayacak ve hayatlarını kolaylaştıracak pek çok şeyden yoksundur. Paraları bitmiş ve odanın çeyizleri de dahil her şey satılmış olduğundan başka çareleri de kalmamıştır. Sadun Boro kitabında yola çıkarkenki hislerini şöyle tarif ediyor. Kitaptan okuyayım bu bölümü. Bir yandan ömür boyunca ardından koştuğum bir emele kavuşmanın verdiği sevinç, bir yandan ayrılık ve önünde uzanan zorluklar, okyanuslar, fırtınalar, tayfunlar, hastalıklar, kısacası yüce tabiatın insana verdiği bir iç ürpertisi diye yazmış. İç ürpertisi diyor. Ne muazzam bir his. İnsanın içi ürperirken tarifsiz bir coşku ile kendini suların enginliğine ve bilinmezliğine bırakması tarifsiz bir his. Aha. Bir gün belki. Akdeniz'e çıktıkları ilk gece ilk kuvvetli hava ile karşılaşırlar. Yattıkları yatakların yalpalıkları henüz takılmadığından gece odanın yataktan yuvarlandığını söyler Sadun Boro ve ertesi sabah Pire şehri civarında kayalıklara bindirirler. Neyse ki tekne sağlamdır ve hasar almamıştır. Neredeyse 3 yıl sürecek olan bu dünya turunun daha ilk günlerinde yaşadıklarına bakar mısınız? İşte tutku böyle bir şey. Bırakıp gitmek yerine daha da ilerisi için kamçılanmak. Fakat Sadun Boro'nun Java Adası civarında yanmayan bir fener yüzünden büyük bir kazan eşiğinden dönüşleri için şöyle bir şey yazmıştır kitabında. Bunu da direkt kitaptan okuyorum. Zaten ufak bir yelkenliyle yapılan dünya seyahati bütün tedbir ve bilgiye rağmen bir kader kısmet işidir. Öyle tehlikeli yerlerden geçiliyor ki daima terazinin iki kefesinde selamet ve felaket aynı ağırlıktadır. Allah'ın koruyucu ellerinin gölgesi bir an selamet kefesi üzerinden çekilirse bu tatlı hayat o anda son bulur. Üf, ne kadar keskin anlatmış gerçeği, harika ifadeler bunlar.
Ellerinde yeteri kadar harita olmadığı için ve pek tabii GPS gibi bir teknoloji de olmadığından Akdeniz'i geçmek için çok fazla limanda duraklama yapmak zorunda kalmışlar. Durdukları limanlarda uzun yol kaptanlarından aldıkları tavsiyeler üzerine ki bu tavsiyelerin bir kısmı maalesef ki yanlışmış, kısa kısa rotalar çizerek Cebeli Tarık'ı anca geçebilmişler. Gerçi bu bir dünya turu ve rekor denemesi değil. Yani niye acele etsinler ki? Tanca'ya geldiklerinde tekneye bir mürettebat daha katılır. Amerikan yatından kaçarak kısmete sığınan bir kedi. Adı da Micho. Micho adında çok sevdiğim bir Golden Retriever arkadaşım vardı. Aklıma geldi. Ruhu şad olsun. Sadun, Oda ve Micho Las Palmas'ta biraz konaklayıp okyanus için son hazırlıklarını yaparlar. Las Palmas limanı kıta Avrupa'sından ya da işte Kuzey Batı Afrika'dan Atlantik'e açılacak olan tüm kaptanlara mahrumiyet öncesi son durak görevi görür. Gelişkin bir şehir burası. Teknelerin tüm ihtiyaçlarını karşılayabileceği son duraktır. Kuru erzak, ilaç, tüp gaz, iğneden ipliğe her şeyi düşünüp tedarik ederler ve Atlantik'e çıkarlar. Atlantik'i bir ayda geçmeyi planlıyorlardı ama gerçek anlamdaki ilk çok büyük fırtınalarına yakalanıyorlar. Ve çok uzun süre haber alınamıyor tekneden. O sırada şöyle manşetler atılıyor ülkede. Kısmet yelkenlisinin akıbeti meçhul. Birkaç hafta boyunca batmış olabileceği düşünülüyor. İlk haber 11 Aralık'ta geliyor. Panama bandıralı bir şlep kısmetle bağlantıya geçmiş fakat hiçbir yardımda bulunamamış. Bunun üzerine kendilerinden 20 gün daha haber alınamıyor. Birçok insan kısmetin alabora olduğundan ya da battığından emindir artık. Fakat 20. günde Amerikan sahil koruma ekipleriyle iletişime geçiyorlar. Çok zorlu bir okyanus yolculuğunun sonrasında Barbados'a varıyorlar. Barbadoslu televizyon muhabirleri karşılıyor onları. Öyle ki bu durum orada da çok büyük bir heyecan yaratmış. Türk yelkenlisi Barbados'ta. Haber değeri yüksek sayılır onlar için de. Çünkü ilk defa bir Türk yelkenlisi sularına geliyor. Bundan sonra da gittikleri, gidecekleri tüm ülkelerde mutlaka televizyoncular ve gazetecilerle karşılanıyorlar. Yani işte şu dünya turunun etkisine bakar mısınız? Adı sanı bilinmeyen irili ufaklı ülkelerin medyaları da boraları takip ediyor. Karayipler'de epey bir dolanıyorlar. Haiti'de şöyle bir olay yaşanıyor. Adada o kadar çok çocuk varmış ki şaşırmışlar. Bir kadının etrafında 20-30 çocuk görüyorlar. Sonra başka bir kadının etrafında da aynısı derken bunun gibi pek çok kadın olduğunu fark ediyorlar. Ada halkı için çok çocuk yapmak gayet sıradan ve doğal bir durummuş. Kim kimin babası, kimin annesi belli olmayacak kadar çok çocuk yapıyorlarmış. Öyle değişik bir kültür. Bir gün, bir akşam tekne civarında köy halkıyla oturup eğlenirlerken Sadun Boro sırf şaka olsun diye çocuğun birine gel seni Türkiye'ye götüreyim diyor. Ve annesi de ciddiye alıp kabul ediyor. Ciddi ciddi çocuğu vermeye çalışıyorlar bizimkilere. Olurdu olmazdı derken çocuğun annesine bir hediye verip durumu tatlıya bağlamışlar. Bu ve bunun gibi o kadar çok ilginç hikayeleri var ki çok daha fazlası kitaplarında mevcut. Yeri gelmişken kitaplarından bahsedeyim biraz. Sadun Boro'nun ilk dünya turunu anlattığı ilk kitabı Pupa Yelken, kesinlikle okunması gereken müthiş bir kitap. Baskısı, dili ve görselleri harikulade. Daha sonra 1977 yılında kızları Deniz ile çıktıkları Atlantik ve Amerika seyahati var ki 2 yıl 3 ay sürüyor. Fora Yelken isimli kitabında da bu turlarını anlatıyor. Bu da çok ayrı güzel bir kitap. Ve Kısmetin Dümen Suyunda isimli 3. kitabında da ilk ikisi kadar heyecanlı olmasa da Karadeniz kıyıları, Adriyatik, İyon Denizi ve Ege adalarını gezdiği diğer kitabı. Bir de 3. dünya turlarını anlatan Bir Hayalin Peşinde kitabı vardır. Denizlere ilgi duyan herkesi çok mutlu edecek kitaplar bunlar. Fiyatları biraz yüksek ama benim gibi sahaflardan daha makul fiyatlara bulabilirsiniz. Evet, biz dünya turumuza geri dönelim. Karayipler'deydik en son. Bu bölgede epeyce vakit geçirdikten sonra Panama kanalından Pasifik'e açılıyorlar. Darwin'in meşhur Galapagos adasına uğrayıp oradaki o meşhur canlı çeşitliliğini fotoğraflıyorlar. Ben olsam herhalde buraya yerleşir kalırdım. Bu arada aklıma gelmişken Micho da düzenli olarak taze balık yiyor. Sadun Boro okyanus o kadar bereketli ki bazı sabahlar uyandığımızda teknenin güvertesinde uçan balıklar bulurduk diyor. Tabii Micho'nun günlük yemekleri bunlar. Hatta fazlasını bir iki kere kameraya saklamış ve feci bir koku krizi yaşamışlar. Yani koca dünya turu içinde ufacık bir ayrıntı evet ama kokuşmuş balık kokan yastıklarla, kıyafetlerle baş etmek de zor iş. Bu arada Sadun Boro bir gün bir mektup alıyor. Mektup İstanbul'dan gelmiştir. Açtığında karşısında bir balık restoranında masaya gelmiş yüklüce bir hesap pusulası çıkıyor. Arkadaşları Sadun'un yokluğunda onu ne kadar özlediklerini böyle bir şakayla anlatmışlar. Tam bir rakı masası hatırası.
Pasifik'i geçerken çok sayıda adaya uğrayıp konaklıyorlar. Pupa Yelken kitabında harika detaylarla anlatılıyor bu adalar. Japonya yakınlarına geldiklerinde seyir halindeyken bir radyo anonsundan deprem olduğu ve bir tsunami'nin geldiği haberini alıyorlar. Ne yapacaklarını bilemeyip kendilerini kameraya kilitliyorlar. Vücutlarını emniyet kemeri gibi yataklara bağlayarak dev dalganın gelmesini bekliyorlar. Bir yandan da sonlarının geldiğini düşünerek vedalaşma konuşmaları yapıyorlar. Ne büyük korku ama ve ne kadar da trajik bir an. Korkulan olmuyor ve bir günü bu vaziyette geçirdikten sonra normal seyirlerine devam ediyorlar. İşte internetin, GPS'in olmamasının ne kadar zor bir durum olduğunu böyle anıları dinlerken daha da iyi anlıyor insan. Artık yavaş yavaş Asya ülkelerine yaklaşırlarken başlarına çok acayip bir şey geliyor. Singapur'a doğru ilerlerken Endonezya sularında korsanlar çıkıyor karşılarına. Sadun Boro güvertede kahvesini içip sigarasını tellendirirken yazdıklarına göre bir anda derme çatma bir sürat teknesiyle içinde 50 silahlı 8 kişi bağıra çağıra yanlarına yaklaşıyor. Yelkeni indir, tekneyi durdur gibisinden hareketler yapıyorlar. Sadun bu arada anlamazdan gelip yelken inerse kayalıklara bindiririz, akıntıya kapılırız, olmaz gibilerinden hareketler yapıyor. O arada önce odadan tabancasını istiyor, sonra bunun işleri daha da karıştırabileceğini düşünerek tekrar saklamasını istiyor. 8 korsanın 8'inde de makineli tüfekler var. Ansızın 5 tanesi kısmete atlıyor. Oda kameranın kapısında duruyor, yüzlerine doğrulttukları tüfeklerle bağırıp çağırmaya başlıyorlar. Kimisinin üstünde tişört, kimisinin askeri ceket var. Bazılarının kafasında miğfer bile var ama en dikkat çeken ise hepsinin bileklerinde çok kıymetli altın saatler var. Korsanlar kendilerine Endonezya askeri süsü vererek evraklarını falan soruyorlar. Sadun Boro anlatsa da münakaşa bir türlü bitmek bilmiyor. O arada Jakarta muhabirlerinin röportajlarını bastığı gazeteler geliyor aklına. O gazeteleri gösteriyor elebaşlarına. Bak biz buyuz, meşhuruz gibilerinden hani. Kendi aralarında ufak bir tartışmaya girdikten sonra teknelerine binerek uzaklaşıyorlar. Oradan. Bizimkiler de kendilerini zar zor Singapur sularına attıklarında uzunca bir süre şoktan kurtulamamışlar ve bu olayı hangi Singapurlu'ya anlatsalar sağ kurtulmalarının mucize olduğunu dinlemişler hep. İnanılır gibi değil. Tom Hanks'in Kaptan Phillips filmindeki sahneler geldi hep gözümün önüne. Harika filmdir, tavsiye ederim henüz izlememiş olanlara. Bu olaydan sonra Singapur'da kalmaya karar vererek fırtına mevsiminin geçmesi için konaklamaya karar veriyorlar. Epey zamandır doktor kontrollerinden de geçmedikleri için bu uzun konaklamayı bir fırsat bilerek genel bir muayeneye giriyorlar. Maalesef odanın kanser olduğu haberini alıyorlar. Üstelik acil ameliyat olması gerektiğini söylüyor doktorlar. Dünya başlarına yıkılıyor tabii. Düşünüp taşınıp beni Türk hekimlerine emanet ediniz düsturuna uyarak odanın İstanbul'a gitmesine ve Türkiye'de ameliyat olmasına karar veriyorlar. Apar topar İstanbul'a uçak biletlerini alıyorlar ve yolları ayrılıyor. Sadun Boro, canı gibi sevdiği kısmetin ilk zamanlar zindan gibi geldiğini söyler ve pek de anlatmak istemediği depresif günler geçirir. 3 ay kadar bekleyip fırtına mevsiminin geçmesinin ardından Hint denizine açılır kısmet. Odanın eksikliği Sadun Boro'yu duygusal ve mental olarak yormuş olmasına rağmen yolculuk devam etmeliydi. Dünya turunun tamamlanması için önünde iki büyük engel kalmıştı. Önce Hint denizini aşmalı, peşinden ters akıntı ve rüzgarların hakim olduğu Kızıldeniz'i geçmeliydi. Muson rüzgarlarının yelkenleri doldurduğu bir günde Miço'yla Singapur'dan ayrıldılar. Uzun, zorlu ve çalkantılı günlerden sonra Sri Lanka'ya vardılar. Burası Seylan Adası diye de bilinir. Evet, o ilk aklınıza gelen meşhur Seylan çayının ana vatanı. Hindistan'ın güney ucunda damla şeklinde 500 kilometre uzunluğunda bir ada. Hindistan'ın gözyaşı gibi uzanmıştır Hint Okyanusu'na. Kısmet ve Sadun burada yine dinlenmeye çekilirler. Sadun Boro meşhur çay bahçelerini ve çay fabrikalarını gezip fotoğraflar. Miço ile burada iyice dinlendikten sonra odadan güzel haber gelir. Ameliyatından sonra geçen 2 ayın ardından sağlığına kavuşmuş ve bulduğu ilk uçakla Hindistan'a gelir. Maceraya kaldığı yerden devam eder. Depresif kara günler geride kaldı derken Aden Körfezi'nden Kızıldeniz'e girdiklerinde can güvenlikleri için endişelenmeye başlarlar yine. Bu bölgede de deniz korsanları cirit atmaktadır. Üstelik Kızıldeniz'deki rotaları mecburi olarak güneyden kuzeye dik bir hat olması sebebiyle hem istedikleri rüzgarları yakalayamıyorlar hem de ters akıntılarla boğuşmak zorunda kalıyorlar.
Bu sebeple direkt düz bir hat izlemek yerine, ki bunu zaten yelken ile yapmak mümkün değil, doğu batı yönünde zigzaklar çizerek zar zor yol alıyorlar. Tabii bu hem çok fazla uykusuz gece hem de çok fazla efor sarf etmek demek. Sadun Boro tüm seyahati boyunca Kızıldeniz'i geçmenin en zor aşama olduğunu söyler hep. Günlerce gözlerine uyku girmemiş ve hasta bile olmuşlar burayı geçerken. Süveyş kanalından Akdeniz'e geçmeyi planlarlar. Arap-İsrail savaşı var bu tarihlerde. Bu savaş esnasında Fransızların işlettiği Süveyş kanalı Mısır hükümetinin kontrolüne giriyor. Mısır hükümeti millileştirdiği Süveyş kanalını kapatarak dünyaya gözdağı vermektedir. Yaşanan bu politik kriz Boroları kara kara düşündürmektedir. Kaddafi'nin ayak sesleri yükselirken Borolar düşüncelidir çünkü bu kanalı kullanamamak demek tüm o korsanlarla dolu Kızıldeniz'i tekrar geri giderek bütün bir Afrika kıtasının etrafını dolaşarak Cebel-i Tarık'tan Akdeniz'e girip tüm Akdeniz'i tekrar kat etmek demek olacaktı. Mısır hükümetiyle bağlantıya geçseler de red yanıt alıyorlar. İstanbul'daki konsolos vasıtasıyla İsrail Spor Federasyonu'nun tekniği kolaylıkla nakledilecekleri haberi geliyor. Bir oh çekiyorlar, tamam ama nasıl? Asıl soru bu. Cevap kamyonla. Evet, kamyonla. Büyükçe bir kamyon ayarlanır ve kısmet buna yüklenerek Necef Çölü'nden Akdeniz'e indirilecektir. Planlar yapılır ve gergin bekleyiş başlar. Kamyon gelir ama biraz eski ve güven vermediğinden endişeler yine doğruğa çıkar. Kısmetin yelkenleri, direkleri sökülüp yatırılır. Vinç ayarlanır ve kamyona yüklemesi yapılır. Necef Çölü'ne uzanan 200 kilometrelik yolculuk başlar. Bu bölge, Ürdün gerillalarının tuzakladığı mayınlarla dolu bir bölge ve yolculuk esnasında mayına çarpmış kamyonlar, enkaza dönmüş otomobillerle karşılaşırlar. Moralleri iyiden iyiye bozulur. Pek tabii Miço, hayatının kabus dolu günlerinde yaşamaktadır. Bol virajlı dağları tırmanırlarken devrilme endişesi sarmıştır Boroları. Neyse ki korkulan olmamıştır. Sorunsuz geçen yolculuktan sonra kısmet, Hayfa limanından Akdeniz sularına indirilir. 2,5 yıl sonra yine Akdeniz'in tuzlu sularına değiyor kısmetin bordası. Ve vatana doğru yelken açarlar. Datça'da bir koyda demirledikleri akşam odayla vatan içkimiz dediği rakılarını yudumlarken ki hislerini tarif edemez bir türlü Sadun Boro. 2 yıl 10 ay 5 gün sonra ilk defa bir Türk limanındalar. 15 Haziran'da da İstanbul'a varmaları planlanır. Ege sularında önce Türk jetleri karşılar Boroları. Bir gazete manşeti şöyle yazıyor. Tezahüratla karşılanan Boroları Türk jetleri pike yaparak selamladı. Donanmaya bağlı fırkateynlerle Ege'de karşılandılar. Kısmette inen amiral Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay'ın mesajını iletir. Duyguların gözyaşlarına karıştığı coşkulu anlar yaşanır. Boralar ve kısmet bir yandan İstanbul'a doğru ilerlerken bir yandan da İstanbul'da muazzam büyüklükte bir karşılama töreni hazırlıkları başlar. Dönemin gazetelerinde şöyle bir ilan gözüme çarptı, okumak isterim. Sadun Boro'nun İstanbul'a varış günü olan 15 Haziran Cumartesi bütün İstanbul'da Sadun Boro için özel rozet takılacaktır. Üzerinde Boro'ların kısmetin fotoğrafları bulunan rozetleri takmak isteyen gönüllü genç bay ve bayanların telefonla 2244-0'dan 19 numaraya müracaat etmeleri istenmektedir. Şu naifliğe, şu inceliğe bir bakar mısınız? Kısmet için pullar basılır, balolar, yemek davetleri düzenlenir. Milli Olimpiyat Komitesi Boro'yu yılın en büyük amatör denizcisi seçer. Kısmet için Sezen Cumhur Önal'ın yazdığı, Berkant'ın seslendirdiği bir şarkı bile vardır. Kısmet bir gün çıktı dünya turuna, yelkenlerin etti fora, el sallayıp bana vatana. 15 Haziran günü İstanbul'da yüz binlerce insan karşılar Boroları. Boğaza açılan yüzlerce kiralık tekne, irili ufaklı balıkçı takaları ve karada bekleyen coşkulu kalabalıklar halk kahramanı karşılar gibi karşıladılar. Yaklaşık 3 yıl önce 10-15 kişinin Caddebostan sahilinden uğurladığı Boroları şimdi tüm ülke karşılıyordu. Las Palmas'ta ve Barbados'ta o yarıştı dev dalgalarla. Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay kendilerini Çankaya Köşkü'ne davet eder ve plaket verir. Bu davetin ve tüm karşılama görüntülerinin YouTube'da mevcut. Yalnız dikkatimi çeken şöyle bir şey var. Atatürk anıtına bıraktıkları çelengin üzerinde Sadun ya da Oda Boro yazmıyor. Kısmet yazıyordu. İşte az önce söylediğim gibi bu denizcilik tutkusu öyle bir şey ki tekneye de apayrı bir kişilik, apayrı bir değer ve ruh atfediyor. Müthiş bir şey.
Ve ilerleyen yıllarda röportajlar, televizyon programları, radyo programları derken bu aralar Bodrum'a yerleşiyor. İlk kitabı olan Pupo Yelken'i de burada yazıyor Sadun Bora. İlk dünya turlarından sonra kızları Deniz doğuyor. Gayet tabii ismi Deniz olacaktı. Deniz biraz büyüyünce 1977 ve 1979 yılları arasında 2 yıl sürecek olan ikinci turlarına çıkıyor. Fora Yelken kitabı bu ikinci turu anlatmakta. Sadun, Oda ve Deniz Boro ve tabii ki kedi Miço ile 4 mürettebatlı kısmet ilkini aratmayacak güzelliklerle dolu yeni bir maceraya atılırlar. Bu turda 13 yaşına basmış olan Miço Amerikan sahillerinde kanser sebebiyle ölür. Sadun Boru'nun kendi sesinden dinleyelim. En acı gün bu seyahatin 1 Haziran 1978. 13 yıllık emektar dostumuz Miço'yu kanser olmuştu. Burnundan ağzı arasında koca bir yara. Onu Amerika sahillerinde bir kentte maalesef hayatına son vermek mecburiyetinde kaldık. O bizim için en acı, en unutulmaz gün oldu hayatımızda. 13 yıl sonra Miço'yu kaybettik. Denizden gelmişti. Gene küçük naaşını denize attık. Evet, Miço'yla böyle vedalaşırlar. Sadun Boro, üçüncü bir dünya turuna da çıktıktan sonra kısmet ile uzun yıllar Karadeniz, Ege ve Akdeniz sularında yol almıştır. İlerleyen yıllarda da yaşlılığının da getirdiği güçsüzlük ile kısmeti Koç Müzesi'ne bağışlar. Çünkü artık kısmet, Türk denizcilik tarihine mal olmuş çok önemli bir figürdür. Kısmeti ziyaret etmek, görmek isteyenler için Koç Müzesi'ne gidebilirsiniz. Sadun Bora'ya 87 yaşında mesane kanseri teşhisi konur. İstanbul'da tedavi altına alınır ama durumu umutsuzdur. Son günlerini teknesinde geçirmek istediğini söyler ve Muğla'ya gelir. 5 Haziran 2015'te Marmaris'te tedavi gördüğü hastanede vefat eder. Ölümünden dakikalar sonra hastaneye gelen Osman Atasoy o anları şöyle anlatıyor. Sadun abi ilk kitabının mezar taşları martılar olmuş denizcilere adamıştı. Denizde kaybolarak ölen denizcilerin mezar taşlarının martılar olduğunu söylerdi hep. Marmaris'te öyle çok martı olmaz. Tam da o anlarda hep birlikte hastanenin üzerinde daireler çizerek uçuyorlardı. Belki de o denizcilerin ruhları gelip onu da aralarına aldılar ve hep birlikte yükselip gittiler diye anlatıyor. Bu martıların görüntüleri de çekilmiştir. Dileyen YouTube'da yine izleyebilir. Yani öyle durumu efsaneleştirmek için uydurulan bir hikaye değil. Son arzusu yelkenli teknesinin Gökova Körfezi'nde İngiliz Limanı denilen mevkide demirlediği çam ağacının altına gömülmekti. Lakin bu defin işlemi için gerekli olan müsaade alınamadı. Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait tekneler ile bir fırkateynin eşlik ettiği katamaran tipi teknesi sonbahara konulan naaşı Sadun Boru'nun hayran olduğu Ege koylarında sembolik bir hatıra turunun ardından Marmaris'te Karacasöğüt mezarlığında toprağa verildi. Eşi Sadun'un vefatından sonra o da Gökova, Fethiye, Hisarönü koylarının korunması ve imara açılmaması için kendini çalışmalara adamıştır ve 21 Mayıs 2020'de vefat etmiştir. Kalamış'ta Boroların harika bir heykeli ve haklarında yazılmış onlarca kitap kalmıştır geriye. Madalyonun bilinen yüzünden bu haftalık bu kadar. Haftaya görüşmek üzere, hoşçakalın.